Herkese merhaba, ben İpek Yeğinsu, Web Bienali'nin bu yılki küratörüyüm. Tekrar hoş geldiniz. Bugünkü etkinliğimizde konuğumuz sevgili Özgül Arslan. Kendisiyle dijital ortamda sanat deneyimi üzerine konuşacağız. Hem bir sanatçı hem bir küratör olarak bizimle düşüncelerini, deneyimlerini paylaşacak, konuyu tartışacağız. Ve sanatçıyla küratörün değişen rolleri, karşılaştığı zorluklar ya da yenilikler aslında gündemimiz olacak. Bu noktada ben sözü Özgül'e bırakmak istiyorum. Hoş geldin tekrar Özgül, teşekkür ederiz. Hoş bulduk, merhaba. Ben teşekkür ederim, ne güzel böyle bir araya geldik. Harika oldu. Gerçekten Web Bienali hepimizi bir araya getirdi. Evet. Benim ilk sormak istediğim şey şu aslında. Genel olarak sen bu süreçten nasıl etkilendin? Her şeyin bir anda dijitale geçtiği bu dönemde bir sanatçı olarak bu süreçten nasıl etkilendin? Ben bu süreçte ev değiştirdim. Tam böyle evi değiştirdim ve böyle şey gibiydi, fırtına arkamdan geliyor gibiydi. Son dakika evi buldum. Son dakika hemen eşyaları toparladım ve sokağa çıkma yasağı başladı. Açıkçası genelde evden çalıştığım için burada, o yüzden çok fazla değişmedi. Bu arada tabii bir 15 kilo kadar aldım. Sigarayı bıraktım. Bunu da yaptım, biraz performanstaki, sanattaki disiplinimi kullanarak bir performans yapıyormuş gibi düşünerek yaptım. Hala devam ediyor. Onun dışında bir oyun çıkarmıştık, onunla ilgileniyoruz. Oyun dediğim game, oyun. Harika, çok heyecan verici. Kelime oyunu. Onun dışında biz de biraz düşünmeye başladık eşimle beraber. Bu dijital sergileme metotlarında ne yapılabilir? Yani bir mekan nasıl oluştururuz? Biraz aslında o yüzden de biz de dışarıdan bakmaya başladık. Bu alan nasıl olabilir? Çünkü aslında bizim de ortalama geçen bir dönemde. Ev atölye olarak kullandığım için gördüğünüz gibi ortam bu şekilde zaten, bilgisayarlar. O yüzden öyle gidiyordu. Sonra ben bir çalışma proje hazırlamıştım bir sene önce, situasyonistlerden ilham alarak. Ve biraz sürüklenme kavramıyla ilgileniyordum. Aynı zamanda da doğa ve bir yandan da şu andaki kapitalist düzenle beraber oluşan durum ve post-fordizm konularıyla ilgilendim. Onlarla beraber tabii doğaya daha yakın olmaya başladım. Bu süreçte insanların aslında biraz çekiliyor olması benim için iyi oldu. Çok uzun yürüyüşler yapmaya başladım. Çünkü o projedeki birinci öncülüm şuydu. Ekte olarak sanatsal bir edim olarak yürümek üzerinden şehirdeki Londra'daki sınırları algılamaya çalışacaktım. Ve bir yandan da karşılaştığım nesneleri üzerine kolaj sanatçısı Kurt Schwitmerer'in yaklaşımı gibi biraz onlarla karşılaşmakla ve onlarla bir alan oluşturabilir miyim ve kamusal alanda bir üretim yapabilir miyim diye. Ve bir taraftan da onlarla ilgili aslında bir sahiplenme duymadan sadece dokümanterlerini ve fotoğraflarını çekip bulunduğu yerde bırakacaktım. Belirlediğim alanla ilgili. Özellikle bağ kurduğum yere belki taşıyarak bir müdahalem olacaktı. Küçük müdahalelerle, hazır buluntu nesnelerle ve bazı da belirlediğim performanslar vardı. Çizimler olacaktı. Biraz ona başladım. O iyi oldu kendim için. Çünkü insanlar azalınca mekanlarda aslında biraz daha insanların hikayesini hep anlatıyordum da bu sefer gibi oldu. Böyle maruzla başladı aslında. Daha aslında doğanın, bizim de doğanın içinde olduğumuz özne olarak değil de doğanın özne olduğu ve bizim de onun içinde dahil olduğumuz haliyle fotoğraflar çekmeye başladım. Aslında hepsi denemeler, performatif bir şeyler yaptım ama dediğim gibi atölye çalışması kabul ediyorum onları. Saçlarımı kestim. Evet, onu ben de yaptım gerçekten. Böyle yeni
yetkinlik alanları oluşmaya başladı. İşte herkes ya bir şef oldu, evde ekmekler pişti. Bu arada ben de iyi bir şefimdir ama daha da arttı. Evet, çok işte 15 kilo boşuna alınmadı. Sürekli yemek yapıyor durumundaydım. O yüzden keyifliydi. Yani ekmek yapmadım ama geri kalan hepsini yaptım açıkçası. Birçok tatlı ve yemeği yaptım. Özellikle Türk yemeklerini özlemiştim. Onlardan çok yaptım. Darmadan da olmuş. Böreklere kadar. Onları hep yazıyorum. Anladığım kadarıyla senin de kendi üretimlerin üzerine farklı bir yönden düşünmek için bir fırsatın olmuş bu süreçte. Evet, dediğim gibi ben Londra'ya taşındığımdan beri açıkçası evde çok vaktim geçiyor ve dolaşmanın dışında programlı dışarı çıkıyorum. Ama onun dışındaki gün içinde yarım günüm dışarıda geçiyorsa bir gün, onun dışındaki bütün zamanım evde geçiyor ve doğal olarak da çok ciddi bir okuma süreciyle geçiyor. Atölye ev olarak da kullanınca bir şey değişmedi açıkçası. Aynı yüzden sadece herkes evdeydi. O biraz zor. Bu da bana başka görevlerimin artmasına sebep oldu. Şu anda konuştuğumuz hani care durumu, yani sana kadınların üzerindeki durum. Hani ben şanslıyım, yine feminist anlayışlı bir kocam var. Ama yine de yeri geliyor. Hemşire oluyorsunuz, annesiniz. Ödevlerine yardım ediyorum. Yani öğretmenlik, bu arada ders veriyorum. Evet, derslerim internet üzerinden devam ediyor. Sanat dersleri veriyorum. Sanat tarihi biraz ve işte diğer uygulamalı çalışmalar. Ama bir yandan da çocuğumun dersleriyle de ilgilenmem gerekiyor. Onun bakımıyla ilgilenmem gerekiyor. Düzenli yemek yapmam gerekiyor. İşte aklınıza gelebilecek bütün bakımla ilgili meslekler ne varsa hepsini üstleniyorsunuz. Hani en azından yarım gün okuldaydı, o da artık olmamış oluyor. Onunla beraber üretmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan durumu algılamaya çalışıyorum. Herkesin açıkçası lockdown durumu, yani bu karantina durumu eşit değil. Onları biraz, kim nasıl yaşıyor, biraz onlara bakındım. Ben şanslılardan yanaydım. İşte ise hani en azından bu, yani yaşamsal standartlarım kötü değildi. Yani iyi bir balkonum vardı. Oradan çıkıp şey yapabiliyordum en azından. Hava alabiliyordum. Birçok kişinin öyle değil. Onları takip ettim. Haberleri takip ettim. Olup biteni anlamaya çalışıyorum. Korktum da, çünkü ben astım hastasıyım. O yüzden çok dikkatli olmam gerekiyordu. Şimdiki yeni dönemimde de atölyemi hemen değiştirmem gerekiyor. Onunla uğraşıyorum aslında. Ve bir yandan da aslında değiştirmek de değil, buraya taşımam gerekiyor. Bu arada ev sahibim, depo atölye olarak İzmir Dikil'de bir atölyem vardı. Onun mal sahibi vefat edince varisçileri çıkmamı istediler. Sanırım herhalde kendileri kullanmak istiyorlar. Yani sonuçta bu şartlarda çok zor oldu. Şu anda açıkçası en büyük gündemim bir yandan da o olmuş oldu. Çünkü o kadar işi yıllardır üretip depoladığım işlerim bir anda şey gibi oldu. Yani ne yapacağımı bilemedim. Kendim üzerimde problemlerim var gibi oldu noktasına biraz. Geldiler. ama yok, bu anlattıkların bütün sanatçıları bağlayan konular, hepimizi bağlayan konular. Evet. Birçok sanatçı dediğin gibi mekan değiştirmek zorunda kaldılar. İşte gelir akışları çok bozuldu. Öyle olunca işte iki mekanı olan birçok sanatçı teke indirmek zorunda kaldı. Çok konuşuyorum ben insanlarla ve herkes ciddi sıkıntılar yaşıyor. Böyle bir destek sistemi de olmadığı için Türkiye'de yaratıcı sektörlerde çalışan insanlara böyle bir geleneğimiz olmadığı için çok ciddi zarar gördüler. Özellikle de mekanla birebir çalışanlar ve performans yapanlar, müzisyenler özellikle. Onu da belirtmek istedim. Çok, yani galiba bu durumdan en çok etkilenen alan, ikinci alan bizmişiz. Kültür sanat alanı. Gördüğüm kadarıyla öyle. Yani çok etkilendik, maddi manevi etkilendik ve bir taraftan da gerçekten 20 küsür senedir birikmiş arşivim, işlerim, hani mobilyadan bahsetmiyorum. Onlar yerine konulabilir şeyler. Ama benim bahsettiğim unik ürettiğim işler var açıkçası. Dijital olanlarla da ilgili de kaygım yok. Tekrar basılır, onları imha ederim. En çok da yaptığım resimler var. Bazı projelerde özellikle proje gereği resim yapmam gerektiği için resmi yaptım. Kara kalemlerim var çok büyük boyutlu.
akrilikler var ahşap üzerine yapılmış. Onlar böyle büyük boyutlu ve ne yapacağım bilmiyorum. Onları araştırdım işte nasıl getireceğim ve başka bir ülkeye taşımak da onları bayağı bir problemmiş yani açıkçası. Ben de şimdi bir taraftan onları öğreniyorum. Çünkü bir yandan da bağımsız sanatçı olmak çok ciddi bir problem. Evet. Hiç bu kadar zorlanmamıştım açıkçası. Hep memnundum bir şekilde bağımsız olmaktan. Tercih sebebim oluyordu hatta. Evet, çünkü kendi istediğimi üretiyordum. Birçok formalite var onunla ilgili de sanatçıları bağlayan, sanatçılara zorluk yaşatan, gümrük gibi, lojistik gibi. Bütün bunlar da tabii zorlaştı, pahalılandı vesaire. Bunları zaten bir okyanus doldurur bu konular. Ben bir de şimdi birazcık senin bu dijital mecraya bakışını konuşmak istiyorum. Sence dijital ortam, bu arada Genco ve Damla da geldiler. Hoş geldiniz, merhabalar. ben biraz senin bu dijital mecra ile ilgili görüşlerini de almak istiyorum. Sanatı dijital ortamda deneyimleyebilir miyiz? Hangi sanatı deneyimleyebiliriz, hangisini deneyimleyemeyiz? Böyle çok tartışılan bir konu olduğu için biraz buradan devam etmek isterim. Şimdi benim dijital ortamla tanışmam 90, yani Türkiye'ye galiba 90'lı yılların sonunda geldi. Hı hı. Benim 2000'den sonra da ürettiğim işler var bu konuyla ilgili. Ve ben de sorguladım açıkçası. Analoji diye bir, hatta şimdi birazdan işlerimi gösterdiğimde hı hı. onları anlatacağım. Şimdi dijital ortamdaki işlerle ilgili bazı sanatçıların işleri zaten gerçekten dijital formatta üretilmiş ve dijital olduğu için de zaten mecrası orası ve mekanıyla ilgili bir problem yaşamıyor. Hı hı. Refik Anadolu'nun işleri gibi mesela, hani dijital heykel ya da Bager'in iş çalışmaları gibi zaten o formatta yapılmış. Eğer öyle değilse, mesela bazı işler için, bu tip işler için gayet iyi ya da performansın dokümenteri. Ama şey diyemeyiz yani teoride aslında performans için, mesela performansçıların da benim genelde çelişkiye düştüğüm noktalardan biridir. Ben çok da izleyicinin karşısında muhakkak olmalıdır'ı savunan biri hiç olmadım. Hı hı. Aksine ben bunun karşısında yapan ve nesne olarak ve oradaki görüntünün içinde ben varsam bu da bir performatif durumdur. Yani buna performans derler demezler. Çok da açıkçası mesele etmiyorum. Ya da performans sanatçısıyım da demiyorum. Hı hı. Çünkü onu biraz daha, ben o bölümü biraz daha sanat tarihçilerine bırakmaktan yanayım. Biraz onların alanları. Bir de sanatçının niyetiyle de alakalı bence. Yani sanatçı orada fiziksel olarak bulunması gerektiğine inanıyorsa ve söylemi böyleyse, evet, o zaman onun videosu belki dokümantasyon olarak... Tabii elbette. Ben hı-hı. şuraya varmak istedim. Aslında teoride canlı diye bir şey yok, var ama pratikte öyle değil. Yani hı-hı. şu anda bile biz 2-3 saniye farklı ya da sayısı farklı aslında canlı olarak gözüküyor olsak da değiliz. Yani müdahale hı-hı. ya da televizyonlarda, canlı programlarda da öyledir. İzleyici ya da oradaki konuğun herhangi bir şey yapma olasılığını engellemek için her zaman geriden görüntü gelir aslında, izleyiciye ulaşır. O yüzden aslında dijitalde canlı diye bir şey yok. Ya da oraya koyduğunuz hiçbir kayıt, hiçbir şey silinmiyor. Bu yüzden de hani orada silmek diye bir şey de yok. Ve yaptığınız her şey atılıyor. Evet. Orada bizim artık bulutlarımız var. Bir bulut var ve onlarda hatta artık para ödüyoruz. Yani bizim arşivlerimizi dijital ortamda biz bunları saklıyoruz. Ama sergileme metotlarına gelince, galeriler, müzeler zaten bunu yapıyordu. Gerçekten iyi bütçeleri vardı ve üç boyutlu olanları da dijital tarayarak onları gösteriyorlar. Ya da fotoğrafları görüyoruz. Sergiler yaptı bazı arkadaşlar. Ama bunlarda şöyle şeyler var. Mesela Jeff Koons'un işi ya da Anish Kapoor'un meydandaki işindeki yansımanın olduğu bir işi dijital ortamda koyduğunuzda bir anlamı olacağını düşünmüyorum. Çünkü oradaki hareketten besleniyor. Oradaki zamansal mevzudan besleniyor. Onu dijital ortama taşıdığınızda o saydam ve yansıtıcı özelliğini yok etmiş ya da onu sınırlandırmış oluyorsunuz. Oradaki sonsuz varyasyon ortadan kalkmış oluyor.
Onun dışında şey yapabiliyor. Yani burada heykel, vazoları falan onları yaparız. Ama dokunma ilgisi duygusu çok, çok başka bir şey. Mesela maruzu dijital ortamda görenle köprünün üzerinde oradaki perdenin hareketini, orada alt yüzeyindeki perdenin altında akışkan bir su vardı ve o sürekli de hareketi o günkü havaya göre değişebilir durumdaydı. Doğal olarak bütün hareketliliği farklıydı ve her seferinde farklı bir görüntüyle karşılaşabiliyordunuz. En önemlisi koku. Yani bunu mesela dijital ortamda nasıl yapabilirsiniz? Bir de mesela benim gibi biraz sanatında ya da üretim yaparken bir mekan varsa ve temelde bu mekanla ilişkisi kurularak, bağ kurularak, bütün bağlamıyla ilişkilendirerek yaptığınız zaman dijitalde bunu yapmanız çok zor. Gerçekten konunun onunla ilişkili olması lazım bana göre, benim üretimime göre. O yüzden ben oraya her yaptığımı bu dijital iştir diye koymayı ya da hiç kimsenin böyle bir şey yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Öbür türlü tüketiyorsunuz aslında ürettiğiniz şeyi. Asıl yerinde görmek varken size spesifik, yani hani şey diyoruz ya mekan için size spesifik, yani yerine özgü. Ben bunu işte dijital işinde söylemek istiyorum. Oraya ait olmalı üretilen şeyin. Çok katılıyorum. Şunu unutmamak lazım. Evet, müzeler, galeriler şu an dijital ortamlar yaratıyorlar. Sergilerini orada devam ettiriyorlar ama bu kesinlikle fizikselin muadili değil. Bu şu anda bir krize Hiç değil. olan bir yanıt. O da bir deneyim, evet. Ama asıl fiziksel deneyimin yerine kurgulanmış bir deneyim değil. Bu farkındalığı taşımamız gerektiğini ben de düşünüyorum. Özellikle bu beş duyu meselesine çok inanıyorum. Kesinlikle katılıyorum o konuda da sana. Fiziksel... Sanatçının da aslında her zaman kullanması gereken bir şey üretiminde. Hani diyoruz ya, yoksa o işin background'ında bir şeyi rahatsız ediyor. İzleyici bunu çok rahatlıkla yakalayabiliyor. Bu onunla iletişimiyle de ilgili bir şey. Öbür türlü zaten bizim hepimizin şeyde, sanal dünyada arşivlerimiz hep internette 90'lı yılların sonundan beri ve oradan bir şekilde onları görebiliyorlar. Ama yerinde görmek bambaşka bir şey. Ya bir de Sadece ben bilgileniyorsunuz aslında. Bunları ben biraz evet çok güzel değerlendirme söyledin. olduğunu düşünüyorum. Çok güzel ifade ettin. Çünkü sergiyi deneyimlemek bence daha evden sergiye gitmek üzere çıkmakla başlıyor. Sen o Tabii. niyetle evden çıkıyorsun, bir şeylere biniyorsun veya yürüyorsun, bir şeylere maruz kalıyorsun. Yolda belki bir şey yaşıyorsun, biriyle bir diyaloğa giriyorsun. Sonra giriyorsun sergi mekanına. Orada birileriyle karşılaşıp konuşuyorsun. Yanında biri bir yorum yapıyor. Yani bütün bunlar o deneyimin bir parçası aslında bakarsan. Kesinlikle öyle. Atmosferin kokusu, Evet. havası, oranın sıcaklığı ya da soğukluğu atmosferin, oradaki belki başka bir esinti. Bunların hepsi kesinlikle etkili. Yani evet, mesela müzeler bunu zaten yaptı. Aslında yeni bir şey yok. Burada bir durum yok. Biz aslında çok travmatik bir durum yaşıyoruz ve bunu sanki bunları yaparak da böyle, ben biraz bazı sanat işlerinde de bunu görürüm. Hani şeye çok dikkat ederim. Başkalarının acısını sanatta kullanarak ya da insanların kullanarak onları sanki asıl meselesinden koparıp hafifleteceğimi düşünürüm ve korkarım bundan. O yüzden asıl, çünkü o ciddi bir mesele. Biraz burada oyalayıcı taraf var ama mesela kayıtlar benim için çok iyi oldu. National Theatre'ın bütün birçok oyununu açtılar. Çok keyifliydi onları izlemek. Açıkçası belki de çok uzun bir süre onları gidip izleme imkanı bulamayacaktım. Onlar açısından iyi. Kayıtlar açısından gerçekten iyi oldu. Ve şunu sorguladım. Birçok yer açtı, arşivlerini açtılar. Hayır, şunu sordum yani. Ya neden bunlar şeffaf olabilecekken, açık olabilecekken neden bunlar gizlendi şimdiye kadar? Kendime Evet sordum. ya yani illa böyle bir kriz mi yaşanması gerekiyordu bunun yapılması Evet. için Yani bunu bir diye de hediye sorulabilir. gibi, evet, yapmanın bir anlamı yoktu. Çünkü dijital ortam bana göre çok demokratik olmalı ve şeffaf olmalı. Orada açık olmalıydı her şey. Ve biz bu bilgi birikimi ve biz özellikle bu kadar sanat emekçisi, sanatçılar neredeyse güvencesiz şartlarla üretim yapıyorken, prekar bir üretim yapıyorken
bunların bu kadar saklanıyor, korunuyor olmasını anlamıyorum. Bu kadar değerliyse o zaman bunları üretenler neden bu değerden faydalanmıyor? Ya bir telif, mesela bir telif ödenmesi gibi değil mi? Senin evet. daha önce yaptığın bir işin dokümantasyon videosu her gösterildiğinde evet. sinemacılar bunu gayet güzel yapıyor. Bir fee alman gibi bir sistem evet. kurulabilirdi mesela. Evet, ben Spotify'dan şey dinlediğimde, müzik dinlediğimde ben oraya bir aylık para ödüyorum. Çünkü oradaki müzisyenlere bu bir yandan teşekkür, bir yandan sorumluluk, bir taraftan da sürekli reklama maruz kalmadan şey yapıyorum. Ama internette bir şey izlediğimde bilhassa reklamı izleme hissiyatına giriyorum. Çünkü başka türlü ona desteğim olamıyor. Hani destek olmak için en azından o reklamı açık bırakıyorum. Çünkü oradan faydalanabiliyorlar. Ama görsel sanatlar alanındaki hiçbir sanatçının bir yerden bir kazanımı yok. O yüzden bizim gerçekten bir tıkanıklığımız vardı ve bir yandan da sanki bu durum biraz daha bunun hem üstünü kapadı hem de bir yandan da o patladı. Yani biz gerçekten çok uzun zamandır kötü durumdaydık maddi manevi. Mekan bulamıyoruz. Mesela diyeceksiniz ki 20 küsur senedir sanat yapıyorum ve benim bir yerlere, kurumlara başvurmam için projelere, ben ciddi projeyi zaten kendim yazıp yapınca da yazıyordum. Yazıyorsunuz ve şey konuyor ya, vizyon, misyon gibi sorular var. Yani ben sanat yapıyorum, ben bir kurum değilim ki. Yani ben sonucunu %100 verebileceğim bir bilimsel, hatta bir bilim adamı bile bunu söylemez. Yani ben sonucunda bir... Deney yapıyorsun yapıyorum. Sen. Tabii ki deniyorum. Bu deneme hakkım alınamaz ki ve benden giriş, gelişme, sonuç olacak şekilde proje isteniyor. Hatta %100 bütçeler isteniyor. Ya ben bu kadar çalışıyorsam o zaman gidip bir firmada, yani hani böyle bir iş değil bizimki. O yüzden mesela onlara başvuruyorsunuz ve burada bir yıllık neredeyse bir proje isteniyor ve bu çok ciddi bir sanatçıyı aşan küratöryal neredeyse bir mesele ki hani ben yazabiliyorum. Hani yazıyorum biraz ama burada bir rahatsızlık var. O yüzden de kendim nasıl proje yapabilirime bakıyorum. Bu sefer de şey sorunu çıkıyor. Bütçe bulamıyorsunuz. Yani bütçe yok. Mesela ben şimdi burada İngiliz sanatçı olmadığım için İngilizce henüz hiçbir destek alamıyorum. Türkiye'de yaşamadığım için alamıyorum. Yani böyle arada tamam, bir yerde kaldım. Evet. Yani bunun tamam. çözmem için bir yıl geçmesi lazım. Ve ben anladım ki hani ya da bizi şeye maruz bırakıyorlar. Yani koleksiyonerler sizin işlerinizi, siz çünkü iş satacaksınız ve koleksiyonerine de, ama ben bir Jeff Koons değilim, yani balon heykel yapmıyorum ve satılmıyor. Ama onun sayesinde mesela şu anda dün gördüm Jeff Koons'un balon Venüs'ü ne kadara? 8 milyon dolara satılmış. Şimdi onun satışı dijital marketinge şöyle şekilde data olarak şöyle girecek, data olarak şu şekilde girecek. Bu kadar para kazanıldı diye gelecek ve bunu normalde siz iş hayatında ya da mavi yakalılarda olduğu zaman nasıl yapılır? İşçi başına düşen şeye göre pay edildiğinde aslında biz gayet de güzel yaşıyor görüneceğiz. Yani evet. gelirlerimizde bir problem yokmuş gibi görünecek ama aslında eşit falan değiliz. Yani sanatçılar arasında da ya da işte galeriler arasında da küratörler arasında da maddi açıdan çok ciddi bir hiyerarşi var. Ama bu bence toplumun genel bir yansıması bir yandan da. Orta sınıfın evet. tüm dünyada yok olduğu, evet. Orta sınıfın hızla alt sınıf, yani ekonomik anlamda alt sınıfa transfer olduğu ve aşırı zenginlerin arttığı. 20. yüzyılın problemi. Evet. Fordizmle beraber başlamış bir hikaye. Bunun bizimle de şeyi yok aslında. Yani onunla beraber başlıyor. Çünkü o post-Fordizm, onunla beraber her şeyin hızlı üretiliyor olması, hızlı tüketiliyor olması, saatlik ücrete dönüyor olması ve bir yandan da bizi artık o kadar güvensizleştirdik ki, yani biz şu anda sanatçılar neyiz? Mesela siyah yakayız. Hiçbir güvencemiz yok. Ama diyeceksiniz ki yani bununla ilgili örgütlenmeyle ilgili mesela benim şu anda bir sanat okuma grubum var. Onlara buluşuyoruz. Onlarla da konuştuk. Ne yapılabilir? Daha önce de denedik. İstanbul'dayken denemelerimiz oldu. Zor. Ben hep bir şekilde eğitimci olarak ders vererek, desen ders vererek, hocalık yaparak
götürdüm. Çok nadir. Yani çünkü sizin hayatta kalmanız için çok tutkulu koleksiyonerlere ihtiyacınız var. Gerçekten. Ama bu da şunu gerektiriyor. Bana mesela benim işlerimle ilgilenebilecek kişi sayısı bilmiyorum. Ben onları tanımıyorum, o koleksiyonerleri bu arada. Var mı onu da bilmiyorum. O yüzden şimdi ben ne yapabilirim ki bu durumda? Çok ciddi şunu mu yapmalıyım? Koleksiyonerler kimler listesini çıkartıp onların nasıl koleksiyonlara sahip olduğunu ve bunun üzerinden bir şey çıkartıp sonra da nasıl alternatif görsel bundan sonra eklenmesi gereken, onların koleksiyonlarına eklenmesi gereken görselin ne olduğunu bulup onu üretmem gerekiyor. Bu durumda ben yeni ne söyleyebilirim ki sanat adına, denemeden nasıl bulacağım? Bizim bu çağımız için bulabileceğimiz bir şey olmalı. Çünkü aslında her şey değişti. Bozuldu. Şu anda yıkımdayız zaten. Dijital mecranın şöyle bir bu noktada bence sanatçıya faydası da oluyor. Bir takım kurumsal yapıların içine girmeden görünürlük kazanma ve kendini ifade etme aracı oluyor bir yandan da. Bağımsızlar için mi? Evet. O açıdan bence özgürleştirici bir yanı da var. Ama işte bir taraftan da ben hep o ikisi arasında kendimi sıkışmış buluyorum zihinsel olarak. Bir taraftan da her şey o kadar hızlı tüketilir hale geliyor ki dijitalleşince. İşte oraya gelip o mekanı ziyaret edip, işi koklayıp, dokunup, o şekilde beş duyusuyla alabilecekken insanlar ya neyse her şey dijitalde var oradan bakıveririm. Akşam televizyon izlerken deyiveriyor. Yani orada da öyle bir çelişki var. Bir taraftan sanat adına çok özgürleştirici, işte kitlelerle buluşturucu bir yanı var. Bir taraftan da sanatın değerini aslında düşüren, aşırı hızlı bir tüketime eden bir tarafı da var. Evet, bunun da farkında olmak gerektiğine inanıyorum. Şey deniyor ya biraz internet çöplüğü. Yani biz de oraya çok ciddi sürekli atıyoruz ve orası da öyle bir şekilde olmaya başladı. Ve bir taraftan da şu anda ilgi odakları farklı. Yani bizim çağdaş sanatla ya da işte günümüz sanatıyla, güncel sanatla bizim ilgilendiğimiz konularla ilgilenen sayı az. Bizim bir yandan da kafa karışıklıkları var. Arkadaki bağlamlar, bağlantılı, bütün bu ağır konularla açıkçası bilgisi olmayan birinin artık sanatı okuması çok güçleşti. O yüzden de bu da izleyicinin zaten kabul edilir bir şey, başından kabul ettiğimiz bir şey aslında bu. O yüzden de zaten çok az kişi için üretiyoruz bir bakıma da. Belki de kişi için bile üretmiyoruz. Ben çok kişi için de ürettiğimi düşünemiyorum. Çünkü bunları üretmemem lazım. Burada bir mantıksızlık var. Çünkü öğrencilerime bile sınava sokarken bunları öğretmemem gerekiyor. Onlara akademik desen öğretmem gerekiyor. Akademik sulu boya öğretmem gerekiyor. Realistik çizmeyi öğretmem gerekiyor. Yani 19. yüzyıla kadar öğretmem gerekiyor. Diğerlerinden sadece bahsetmem gerekiyor filan. O yüzden biz de internete hep ekliyoruz. Fakat ben açıkçası kendi sanatımda bağımsızken internetin bana her zaman benim tam çıkış esnam, yani okuldan mezun olduktan sonra ben internetle tanıştım. Ve kesinlikle bana müthiş bir özgürlük alanı sağladı. Ve bir yandan da o zamanki şartlarda düşündüğünüzde çok az insan tanıyorsunuz. Galeriler kapalı. Çok yaşlanana kadar zaten hiçbir galeri sizi almayacak. Zaten biliyorsunuz bunu, okulda söylüyorlar size. Öyle çıkıyorsunuz. Yani farklı bir hayata atılma mesajıyla zaten evet, biliyorsunuz kendinizi işte, böyle yani, buluveriyorsunuz değil mi? 98 zaten hani evet, bir de kadın sanatçıysanız zaten hani daha da oradan da yüzdeniz düştü. Derken böyle bütün yüzdeleriniz düşüyor. Zaten o yüzden internet şöyle bir şey var. Orada kalkıp internette paylaşabiliyorsunuz. Başka bir mecra olarak acaba olur mu diye sorguluyorsunuz. Videolarınızı oraya koyabiliyorsunuz. Böylece ben hiç hayatımda belki de karşılaşmayacağım ya da birilerinin beni tanıştırmayacağı insanlarla etkileşime girebiliyorum. Öbür türlü açıkçası bizim sanat camiasında biraz şey var, birbirini kayırma ya da belli bir gruplar arasında bir getto, küçük bir getto gibi bazen. Yani ve onların içinde var. Bazen ben şunları yaşadığımı hatırlıyorum. Yani bir telefon numarasını bile bulmak
bulamadım, hatta bulamama hali söz konusu. Verilmedi yani. Ben başka bağlantılardan bulup alıp yaptım. Yani bunları yapan insanları biliyorum. Çok üzülüyorum yaptıklarına, küçük hesaplar, ama yapıyorlar ve bunu şimdi öyle değil. İnternetten buluyorsunuz, mail adresini de buluyorsunuz, kişiyi de buluyorsunuz. Bu şeffaflık harika bir şey. Ya da eskiden mesela ben 97'de bizim okulda şey yapıldı, ilk trienal yapıldı. Ve ben o arada animas zindanlarının organizasyonuyla uğraşıyorum arkadaşlarımla. Biz son sınıf öğrencisiyiz ve biz sergiyi organize ettik ve bizim açılış tarihiyle Trienal'in, Marmara Üniversitesi'nin Trienal'in açılış günü aynı güne denk gelmiş. Eyvah. o ismini vermem. O zaman dekanı benimle kavga etti ve şey dedi, baltalamaya çalışıyorsun bizim okulun organizasyonu. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın dedi. Dedim ki ben buranın öğrencisiysem. Hadi ben atladım. 20 küsür kişiyiz. Bir profesörümüz var. rahmetli kadroya zaten. Hiçbirimiz mi haberi yok? Yani bir okulda böyle bir etkinlik yapılıyor. Nerede afiş? Nereye astınız? Bir tanesini gösterir misiniz bana dedim. Yok. Hiçbirimize, biz son sınıf öğrencisiyiz. Bize bir duyuru, bir davet gelmesi gerekmez miydi? Yok. Bu durumda ben nereden bilebilirim o gün açılış olduğunu? Ve tabii ki o gün tesadüfen aynı güne denk geldi. Yani bu kadar kapalıydı. İnternet bize bunu sağladı. Bağımsız, istediğimiz alternatif mekanlar dışında kamusal dijital alanda da sanat yapmamızı sağladı. Kimseleri, birilerinin bize lütufta bulunmasını beklemek zorunda kalmadık. O yönden çok iyi. Hı hı. Çok çok iyi buluyorum. Bir de demin bahsettiğin bu gruplaşma konusu, başka sanatçılarla da çok değindik benim kendi Instagram canlı yayınlarımda. Hı hı. Yani birinin çalıştığı sanatçıyla, mesela bir küratörün, diğeri çalışmıyor. Yaşadım. Yani Beral Mandal'e çalıştım diye. Çok, yani. Çok enteresan, çünkü ya sonuçta elinde bir proje varsa ve o projenin konusuna, o projenin kapsamına en uygun sanatçı sensen, ben seninle de çalışabilmeliyim, diğeriyle de çalışabilmeliyim. Yani çıkacak olan işin niteliğini de etkileyen bir konu bu. Bu maalesef bizim sanat ortamımızda çok olan bir şey ve bunu aşmamız lazım. Çünkü ya yurt dışında bakıyorsun, herkes profesyonel yaklaşıyor. Kimse, mesela biz şu Biennale'i yaparken çok az sayıda, onlar da hani artık star isimler olan sanatçılar sordu, başka kimler var diye. Ama bunu hani bir katılırız katılmayız şartı olarak da sunmadılar. Sadece merak edip sordular kimlerle yan yana geliyoruz diye. Onun dışında inan hiçbir sanatçı kimler var, işte birileri varsa ben gelmem falan demedi. Böyle olması gerekiyor. Çünkü sen orada zaten kendini temsil ediyorsun. Hepsi değil zaten. Evet, yani bir yavaş yavaş da azalıyor bu durum. Evet, yani evet. Herkes neyse ki, birbirini, çok mutluyum. Özellikle ben Gezi'den sonra çok ciddi, hı-hı, çok olumlu yönde değiştiğimizi düşünüyorum hepimizin. Hı-hı. Birbirimizin kıymetini anladık herhalde. Bir de şu var tabii, pasta küçüldükçe, bir de böyle bir şey var. İnsanlar artık iş birliği yapmak zorunda kaldılar. 2013'ten sonra, çünkü hani ballı börek zamanı vardı ya, 2007-2013, Türkiye'de çağdaş sanatın patladığı. 2013'ten sonra piyasa düşüşe geçince bence insanlar iş birliği yapmadan bir yere varılamayacağının da farkına vardılar. Kesinlikle iş birliği çok önemli. Ben şimdi bakıyorum bütün birçok projemde. Ne kadar büyük bir koca ekiple çalışıyoruz. Bir sürü arkadaş birlikte çalıştık. Çünkü her konuyu anlamanız mümkün değil. Sadece ondan haberdarsınız ve o kişiyle iletişim kuracak kadar bilgiye sahip oluyorsunuz aslına bakarsanız. Geri kalanına için bir ekip gerekiyor. Birinin grafik bölümüyle ilgilenmesi gerekiyor. Birinin metinlere bir daha bir gözden geçirmesi gerekiyor. Biri koordinasyon ya da işte mekanlar ilişkilerle bağlantısını kurması gerekiyor. Yani küratöryel bölümü var ya, ben orada sana kişisel sergi yapıyorsam ya, orada açıkçası birlikte çalışmaktan ben müthiş mutlu oluyorum. Çünkü hem çok şey öğreniyorum hem de sanat yapıyoruz ve ne kadar paylaşırsanız o kadar keyifli bir şey. O kadar güçleniyor da bence. Bence bu işbirliği ve kolektif çalışma kültürünün yerleşmesinde de dijital sanatların büyük etkisi oldu.
Çünkü dijital yetilerimiz hepimizin sınırlı. Biri kod yazıyor, diğeri görsel rendering yapıyor, işte öbürü ses tasarlıyor filan. Öyle olunca özellikle bu Dijitalde evet, hiç öyle birinin alanına girmek hiç öyle kolay değil. Böyle olduğu için zaten ister istemez kolektif çalışmak zorunda kalınıyor. Hiçbir yeni medya işinin çıktısı tek bir insan üzerinden olmuyor. Evet, onun bir kreatif direktörü tırnak içinde gibi bir ismi oluyor orada sanatçının, ama onunla birlikte kreditlerde yer alan bir sürü başka insan oluyor. O kültür yavaş yavaş bence yeni medya ve medya sanatları üzerinden genel olarak sanat camiasına da yayıldı. Benim gözlemim o yönde. Evet. O kolektif çalışmanın mümkün olduğu, herkesin bir şekilde zikredildiği, işte emeğinin zikredildiği bir yapının olduğu kültür biraz da dijital sayesinde oldu bence. Doğru. Yani bir yandan da tabii şu da var. Bilgi çok arttı ve çok fazla biz yetemiyoruz artık. Muhakkak, muhakkak. Çünkü her bir alan için bununla ilgili çok ciddi bir uzmanlaşma gerekiyor. Bu da öyle az buz bir zaman değil. O yüzden de yapamıyorsunuz. Mecburen çok küçük bir alanıyla ben ilgilenebilirim diyorsunuz. Hele de dijital alanda kesinlikle bu böyle. Çok zor bir şey. Yani program yazmak, tamam web sitesi hazır bir şeyler alıp yapıyorsunuz, ekliyorsunuz ama mevzu onunla bitmiyor ki. Onun içeriği var, tanıtımı var, yani marketing tarafı var. Birçok şey var. Hatta bence yani ben açıkçası son bir sergimle ilgili, hatta bir yandan da Mehmet Güne mesela asistanlık yaptığım zamanlarda 2000 yılında mıydı? Yani biz bir şirket mesela Mehmet Güne çalışıyordu ve o zaman onu fark ettim. Yani çok ciddi bir marketing çalışılıyor ve arkada onların yaptığı çalışmaları görünce evet dedim, yani profesyonel olarak hani bir iş neden bu kadar gözüküyorken diğeri gözükmüyorun, İşte. karşılığını görüyorsunuz. Yani bunlar hiç tesadüfi şeyler değil. Muhakkak. Bir de tabii bu kadar çok içerik sürekli dönünce etrafta aradan sıyrılmak da zorlaşıyor. Evet, demokratik bir yapı oluyor ama bunlar arasından, bu klasterların içinden çıkmak da zorlaşıyor. Bu şu andaki durumda o oldu işte. Yani hiç yapmayanlar da yapmaya başlayınca çok ciddi bir kalabalık olmaya başladı ve ben açıkçası çok fazla izlenildiğiyle ilgili şüpheliyim. Ama belge, hani ileride onların her biri araştırma yapacak olanlar için bir belge niteliğinde, ama böyle olacağını düşünmüyorum. Şey olacağını, şu anda bir şey çıkacağını ve şu anda yapılanların, mesela hiç hayatında performans yapmayan birilerinin şu anda performans yapıyor olması, ki çok iyi örnek de hiç görmedim açıkçası. Baktım biraz. Yani kaçırdıklarım olmuştur tabii. Tek tük böyle ilave. Onlar da zaten kendi iş zaten yapıyorlar. Bildikleri için fark var. Yani biraz acele etmemek lazım. Bu gezi zamanında da aynısı oldu. Böyle hemen işler üretilmeye çalışıldı. Hemen sergiler yapılmaya çalışıldı. O zaman da söyledim, durun. Yani bir fikrin demlenmesi, bence demlenmesi gerekiyor. Şu Sanatçının acele etmemesi gerekiyor. anda da bu pandemi üzerine ben sürekli maskeli figür görüyorum sosyal medyada, Grafik resim, işler onlar çizim. işte. Yani ben onlara grafik olarak bakıyorum. Çünkü grafikerler ya da karikatüristler ya da, ay diyemedim, illüstratörlerin işidir bu. Onlar bunu hemen çalışırlar. Çok normal bu. İstiyor edebilirsin. Ama o sanat mıdır bilmiyorum. Bunu tek tek incelemeden bir şey diyemem ama istisna içlerinde belki vardır. Ama çoğunlukla bu böyle. Ben onlara sanat diyemem yani. Hele öyleyse de ben bunu o zaman 60'larda olsaydık belki, hani o dönemki popla beraber böyle bir, ama günümüzle ilgili ne söylüyor onlar? Yani buna bir bakmak lazım. Bu sadece şu andaki var olan problemi hafifletmekten başka bir işe yaramıyor o işler. Hem bence şu anki gündemi yakalamak gibi bir dert var orada. Ama işte hızlı yakalamaya çalıştığın zaman içinde derinleşemiyorsun. Evet.
onun biraz dediğin gibi olgunlaşması, üzerine tartışılması, konuşulması lazım. Ve zaman içinde bunlar süzgeçten geçecek. Bir takım kavramlar belki değişecek, dönüşecek, oturacak. Şu an her şey çok belirsiz. Ama işte orada hemen gündeme bir yanıt vereyim kaygısıyla yapılan bazı şeyler olabiliyor. O da evet o anda dikkat çekiyor belki ama kalıcılığının ne kadar olabildiği tartışmalı. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi her şeyi paylaşmaya başladık ya hani böyle. Hı hı. Yönüllü paylaşma halimiz vardı dijitalde. Burada şunu karıştırıyoruz. Eski gelenekte şöyle bir şey vardı. Bir atölye işleri, çalışmaları vardı, işleri vardı. Bir de sergilenecek çalışmalar vardı. Şimdi o ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani her düşündüğünü deneyebilirsin atölyende. Ama her düşündüğünü, denediğin şeyi sergileyememelisin diye düşünüyorum. Yani bir elemek lazım. Çünkü o zaman kendi yaptığını da şey yapıyor. Çünkü çok fazla böyle olduğu zaman ben açıkçası biraz böyle günlük köşe yazarının konu şeyi gibi ya da işte her gün gazeteye karikatür yazan bir arkadaşınki gibi gündem konusu olarak ona bakıyorum. Komik bir ironik atmışsa gülümsüyorum. Değilse ah diyorum, vah diyorum. Geçiyor. Yani bir gündemdeki bir meseleyle aynı görüyorum. Ben de bir yani sanat yapıyorsak biraz yani şey de var, müzelerdeki yanılgı da var. Çünkü son zamanlarda bütün müzelerde çok fazla dekoratif öge var. Bu dediğimiz dekoratif öge yani süsleme. Eğer siz bu ne kadar bu dramatik bir durum varsa ve siz ona da bunu yapıyorsanız o maskelerin üzerine yaptığınız şeyde gerçekten ciddi bir şey yoksa süslemiş oluyorsunuz. O zaman da dekoratif bir iştir. Sanat işi değildir o. Bence. Tabii yani. Bu çok tartışmalı konular. Yani bir taraf belki bunun için güzel bir gerekçe de sunabilir. Evet. Ama dediğin gibi yani çok hızlı ya biraz artık reklam kültürüne dönüyor bir noktadan sonra. Ya gündem bu hemen buradan girelim gibi bir şeye tabii dönüşüyor. Tabii ben sanat mesela bazı sanatçıların zaten üretimlerinde ve kendi dil söylemlerinde her zaman ürettikleri işler de bu var. Hani bununla bir, bununla ilerliyorlar ve bunları mesele edip hızlıca bunu tüketiyorlar veya bu grafik ögelerle çalışıyorlar zaten. Onlarla ilgili bir bahsettiğim bu değil. Hiç yapmıyorken ya da bununla evet. ilgili her gün sadece pentür yapıyorken şimdi böyle bir şeyden yapan ya da bambaşka klasik mesela bir heykel yapıyorken bir anda buna böyle bir şeyle karşımıza çıkınca ondan bahsediyorum. Yani biraz uyumluluk ya da kendi ürettiğinle de biraz bir olmasın. Evet evet ondan bahsediyorum. Yoksa evet herkesin çalışmasını için bunu söyleyemeyiz. Çünkü hepsini de görmedim bu arada ayıp olur. Senin sunumuna da bakalım mı? Bakalım. Tamam. Bakalım. Sanıyorum sen ekran paylaşma isteği oluyorsun. Ben evet. Onaylıyorum buradan sanıyorum. O şekilde oluyordu. Bir dakika. Neredeyiz? Evet. Şimdi ben şeyimi bulayım. Nerede benim? Evet. Şimdi bunlar biraz böyle benim dijital, dediğim gibi internete girdiğimiz zamanlarda ürettiğim, internetin hayatımıza girdiği dönemden itibaren ürettiğim işler. Bu 2000 yılında benim yani üniversiteden mezun olduğum ikinci yılım. Beral Madra'nın Yıldız Üniversitesi'nde yaptığı sergide vardı bu çalışmalarım. Bunlar internette kullanılan, şimdi kullandığımız emojilerin mesela iki nokta üst üste ve parantezi kapa yapıyoruz ve gülümsüyoruz ya. Hı hı. Bunlar o zamanki aslında hiç kimsenin bilmediği o zaman ilk oluşturulan dil. Yani her biri için oluşturulmuş ve altlarında yazıyor. Bunu yaparsan gülersin, bunu yaparsan ağlarsın, buna üzüldüğün zaman. Bütün mimikler aslında internetteki dil. Ama duygu ifade dili. Yaklaşmamız mümkün mü görsellere birazcık Özgürcan? Ben bunu bir... Şöyle, bir dakika.
Biraz görüntüler tabii eski de. Galiba evet. Şimdi çok şimdi daha net gözüküyor. Şimdi buradaki dediğim bunlar, ben bunları sergilediğimde Mimarlık Fakültesi'nin öğrencilerin işleri, onlar için kullanılan bilgilerin konduğu şeyler vardır ya, dolaplar hani böyle. Evet. Konurdu içeriye doğru. Niş gibi. Ben onların içine bunları yerleştirdim. Harika. Bunlar seri, bu dediğim ifade alfabesi. Bunları serigrafla bastım. Bunlar da kolaj. Aynı zamanda bunlar fotoğraf. Bizim aslında o zaman hepinin gibi yaptığımız. Ve bir yandan da computer on off düğmesi gibi kullandım. Bir yüzeyle bunlarla grafiksel bir çalışma yaptım. Ve o zaman aslında bizim artık hayatımızla ilgili bir şey söylüyor oldu. Bir de o zaman bu diller daha hani herkese açık değil. Daha çok alanın içinde bilgisayarcıların hakim olduğu şeylerken şimdi evet, bütün kitlelere yayılmış durumda. Evet, kodlama bile zaman, artık ilkokulda veriliyor. Bunu zaten mimarlık öğrencileri oradakiler şey diye soranlar oldu. Yani bunlar nedir? Sağır ve dilsizlerin alfabesi mi diye soran oldu. Orada herkese bunu anlatmam gerekti. Bunda enstalasyondu ve burada da lens vardı. Ve buradaki ekranlarda işte bizim aslında dünyaya artık bunlarla ulaşabileceğiz ve globalizasyonla ilgili ve onlarla ilgili olabilir mi, olacağız sanırım artık oturduğumuz yerden bunları görebileceğiz herhalde diye. Tabii ki o zaman şey, girdiğinizde çok az bir bilgi görüyorsunuz. O çoğu da yabancı dilde ve o kadar da aslında bakabildiğiniz çok da bir şey yok. Bir tek böyle o zamanlar chat odaları vardı, oluşmaya başlamıştı. O kadar, yani çok da bir şey yoktu. Bunlar o zamanki yaptığım çalışmalar ve pardon. Bir de ne kadar estetik de değişmiş değil mi? Evet. O kocaman keyboardlar falan. Çok şu an nostaljik geliyor bana. Değil mi? Evet. Bu online 2001'de yaptığım bir performans. Bütün gün her gün Bayern Madra'nın bir Alman bankası, Western Deutsche Bank'ta sanırım. Orada yaptığımız bir sergi için yapmıştım. Zaten hani bu yapacağım bir şeydi. Hatta şeydim, fotoğraf makinesi bakınıyordum. Sağ olsun Beren Madra, Teoman Madra'nın fotoğraf makinesini verdi. Onunla çekebildim. Burası gerçekten böyle bir ev. Ve sadece internetin başında çalışıyorlardı. Ben onlarla karşılaşınca açıkçası şunu fark ettim. Hiç şeyin farkında değiller. Bütün günlerini işte ya da burada internetin başında geçiriyorlardı. İnternet kafe olmuştu. Daha çok az bir zaman geçmesine rağmen chat odalarında sohbet ediyorlar ve birbirleriyle de chatten konuşuyorlar aslında. Acıktın mı, bir şey söyleyelim mi? Ve kitaplara hiç dokunmadıklarını fark ettim. Kuş kafesi vardı ve içinde kuş ölmüş, atmışlar ama içi temizlenmemişti. Of, akvaryumda ya, balıklar yoktu ve pislik içinde ve suyu artık böyle kendi kendine hani çiçek suyu gider böyle bir alır ya tortusuyla. O vaziyetteydi. Bir yerden bir ara çiçek gelmiş, o çiçek kurumuş orada böyle fena bir durumda. Yani şeye bakarsanız görürsünüz, kitaplar zaten okunmuyordu, resme bakılmıyordu. Ben de bunların hepsini kadrajda bir düzenleme, yerleştirme yaparak orada bir performans yaptım. Bütün gün, her gün orada online ama bir yandan da nerede online olacağız biz? Nerede online? Sosyal hayatta değiliz ama orada her daim online bir şekilde, aktif bir şekilde hazır bekliyoruz. Yemeğimizi orada yiyoruz, ekranın önünde. Her şey, aklınıza gelebilecek her tür fantezimizi, her şeyimizi orada yaşayan bir varlığa dönüşüyoruz. Kendimizle evet, ilgili her tür fantezimizi gerçekleştirebileceğimiz bir noktaya dönüşmüş oluyor. Bir yandan da bu anlattığın ortam çok post-apokaliptik geldi bana. Yani, yani bir şey olmuş ve onun ardından o mekana gidilmiş gibi de hissettirdi. Ben bu duruma düştüm olduğunda
yasaklandığında online olduğunda dedim ki online yaptığım zaman gibi oldu. Hepimiz artık sadece online yaşıyoruz dedim. Yani 2001 ve 2020-2021'e doğru girerken. Evet, 20 yıl sen sonra... bunu öncülemişsin. Öngörmüşsün. Tebrik ediyorum. Zaten yandı. Gamerların da böyle dertleri var ya, hani bir oyunun başında kendilerini unutup yemek yemeyi, su içmeyi unutup ölenler falan olmuştu bir yandan. Evet, aynen. Aynen öyle. Ve burası da öyle gerçekten. Yani resmen yok, ters çevrili. Ay ben bunu... ne yaptım? Geri gittik galiba. Evet. Şu şey full screen olunca... bunlar... pardon. Bu analoji serisi... Real Madrid'in küratörlüğünde ilk yaptığım kişisel sergi. Bu şeyde oldu. Galeri Dürer'de oldu. İlk solo sergim. Burada analojiyle biraz sanat tarihiyle ve günümüzdeki teknolojiyle beraber, yani hayatımıza giren kavramlar, nesneler ve bunlarla biz nasıl bir baş edeceğiz ve bizim dil, yeni üretim dilimiz nasıl olacak ve bunlarla nasıl şekillendireceğiz acaba? Ve bir şekilde de aslında biz bunlarla yerlerini değiştireceğiz. İmajların şekli değişecek, görüntüleri değişecek ve bir şekilde onlarla da biz bir yolumuzu bulacağız. Ve burada da işte mesela ne olacak sorusu soruluyorken sanat öldü, yaşasın sanatçı. Şimdi bu karanlıkta görünen bölüm, siyah görünen fosforlu bölüm şöyleydi sergi mekanında. Bunlar tül içinde yerdi ve serigraf baskı bunlar ve ışıklı boya kullanmıştım o zamanlar. Yani ışığı emen boya. Karanlıkta ve, görüyoruz yani. Evet, galerideki anladım. Işık 5 dakikalığına açık, 3 dakika kapalıydı ve insanlar bir anda oluyorlar. Geçici bir körlük yaşadıktan sonra gözleri alışınca bunları görmeye başlıyorlardı. Ve böylece geçmişle bugün arasında analojik bağ kurarak ilerlemeye başladılar. Böyle bir harika. Şey de vardı. Yani bir atmosfer olarak, şimdi bak mesela dijitalde bunu yapamayacağımız bir şey bu. Evet. Mekana, oraya sergiye gelmişsiniz. Bir anda elektrikler kesiliyor. İçeriden sesleri tahmin edebiliyorsunuzdur. Sonra ışıklar yanmaya başlayınca bunları görmeye başladıkları anda demeye başladılar ve tekrar dönüp sergiyi tekrar ve tekrar gezmeye başladılar. Bu müthiş bir deneyimdi. Ben açıkçası sergi kurma bölümünde çok keyif alıyorum. Bir de açılış günündeki gerçekten ilgili insanların gelip duygularını anlattıkları anları çok seviyorum. O çok kıymetli ya, gerçekten. Yani bir izleyici getirip mesela bir sergimde bununla ilgisi yok. Şey dedi mesela, elimi alıp kalbine götürdü, dedi ki görüyor musunuz dedi, kalbimi satıyor dedi. İnanamıyorum, bunlar çok güzel dedi. İşte bunları dijitalde çok bulamıyorsun. Dijital ortamda. Ya bu çok kıymetli bir şey. Şimdi onunla ilgili de bir örnek göstereceğim. Dijitalde aslında nasıl bir şey de olabiliyor. Bunlar şimdi böyle, ben biraz kaydırıyorum, pardon. Bunlar da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi Merlin ve Lara Croft. İkonlarımız değişecek tabii ki. Müzik sistemlerimiz ve bunların kayıtları gördüğünüz gibi değişti. Kaset yerine artık dijital kayıtlara geçirdik. Artık bizim parmak izlerimiz artık mouse'larımız oluyor. Mail, mektup yerine artık e-mail'leri kullanıyoruz. Aşkın yerinde ne var? Aşk o zamanki dijital çiçek var. Buket çiçek buketi var. Aa. Eskiler bilir dermiş. Ondan gönderirlerdi o şey odalarında, chat odalarında. Ondan giderdi öyle. Sen bence bunun sosyal medya sonrası bir varyasyonunu yapabilirsin. Olur. Instagram ve Facebook üzerinden yeni bir varyasyonunu yapabilirsin bence. Çok da ilginç olabilir. Evet, karanlık odada çok ilginç gerçekten. Merlin. Çünkü yani bunlar da eski. Bunlar eski yöntemle bir de yapıldı. Serigraf baskı, hani pek baskı. Evet, müthiş. Ve ya bunlar da eskidi. Yani senin yeni geliyor dediğin ve 2001 İbre bakıyoruz, çok da eski değil aslında. Ama ne kadar eski teknolojik anlamda şu an. Evet, bu arada şu gördüğünüz aşk yazısının etrafında mesela var ya yeşil.
ya da kasette. Evet. Onlar aslında Seagraph'taki şey olan bölümler, boya alamayacak bölümler. Oraya onları yapıştırdım da aynı zamanda. Şeyleri de basılabilir olanları da orada kayıtlı kalsın diye, arşiv olarak kalsınlar diye. Çünkü geçmiş artık gerçekten arşiv halinde. Yani işte bir de mesela genç aklımla. Ama yok ya, o yıllar bence çok heyecan vericiydi. Çünkü ya internetin ne olduğu, nasıl bir şey olduğu, bunları keşfetme dönemi. Zaten NetArt'ın çıktığı dönemler 90'lar. 90'ların ikinci yarısı özellikle. Yani tam işte bu meselelerin mesele olduğu zamanlar. Şimdi artık her şey o kadar ciddi bir arayüzle geliyor ki. Bunları i̇şte demek istediğim bu. Ben bunu denedim ve bununla ilgili kendimce bunlarla iletişim kurmaya ve bunları anlamaya çalıştım. Şimdi şu andaki sistemde ben çıkmış olsaydım genç sanatçı olarak bunları yapabilir miydim bilmiyorum. Ya hani böyle bir malzeme ben yoktu. De değilim. Belki de yanılıyorum. Belki de şu anda da öyledir de. Ya şu anda bence arayüzler çok şaşırtmıyor bizi artık. Şaşırtmadığı bir noktaya geldik. Ama o çünkü zaman bu kadar otorite tarafından seçilme kaygısı varken nasıl özgürce bir üretirsiniz? Kabul görenin üzerinden gitmeye çalışılıyor bence. Evet. Ya artık o kalıpları kullanan arayüzler belirliyor. Sen işte bir imajı kare çalışıyorsun çünkü Instagram'da paylaşıyorsun mesela. Evet. Bir de işte şu var. O zaman diyorum ya, o dönemde böyle zaten bir kaygın olmadığı için zaten baştan bize söyledikleri için rahatlanıyorduk yani. Ortada bir şey yoktu. Evet. Şimdi mesela 10 yıl ileri atladık şimdi. Evet. Bu 2011'de online 2 dedim ama aslında hayatta mısın? Yaşıyor musun diye. Ben o zaman 2011'de New York'a, Manhattan, oraya gittim. Kızım 4 yaşındaydı. Kızım başka bir şehirde babaanne dedeye gitti. Eşim İstanbul'da, Moda'da, bizim evde kaldı. Ben de New York'tayım ve onlara gitmeden önce şey dedim. Birbirimizle görüşeceğiz ve her görüştüğümüzde birbirimizle ekranlardan birbirimizin fotoğrafını çekeceğiz ve asla birbirimize ne zaman çektiğimizi söylemeyeceğiz. Harika. İsteyen istediği kadar çekebilir diye konuştuk, anlaştık. Ve bu birbirimizi hayatta olup olmadığını, eğer istediğimiz an varsa onu da kendimiz çekmek istiyorsak, o halini belgelemek istiyorsak onu belgeleyeceğiz. Bu bizim üçümüzün birlikte yaptığı, 4 ay boyunca yaptığı bir çalışma olacak. Ve ben bunu bir dijital çerçevede, aile albümü gibi dijital çerçevede sergiledim. Ve siz karşısında durduğunuzda sadece bir ve hadi en fazla belki çaprazda durursanız iki ekranı görüyorsunuz. Şimdi burada üçümüzün de merkezdeki, ortadaki benim ve diğerleri kızımın ve soldaki kızımın, sağdaki de kocama ait. Ve biz bunu çektik. Buradaki görüntülerin her biri bu arada bizim o zamanki bağlandığımız internetin gücüne göre bu boyutlar bu kadar. Yani biz bu kadar görüyorduk. Şimdi mesela bu siyah ekran kadar görüyoruz. Görüntüleri görebiliyoruz. İnanılmaz, evet. Ama o zaman sadece bu kadar görebiliyorduk. Yani bunlar orijinal boyutları. Bilhassa şeye uygun olsun diye, yani bu yaptığımız işin estetik bir müdahalede bulunmadım açıkçası. Çalışıyor musun? Bu şekilde gördüğünüz gibi ilerliyor. Mekanda bunları aynı anda bu şekilde görebiliyor muyuz? Evet, şimdi o dijital çerçevelerden gösterdim ya orada, hı-hı, şeyin üzerinde. Hı-hı. Orada istediğiniz bir tanesini izliyorsunuz. Anladım. Mesela interneti güçlü olan biraz daha ekranı daha ve fotoğrafı daha büyük. Bakın. Hı-hı. Benim internetim daha güçlüymüş ve ben daha büyük çekebilmişim yoktu onun için. O yüzden internetin gücüne göre, o yüzden biraz benim fotoğraflarım o yüzden büyük. Yoksa şey değil, ben onları daha büyük falan boyutlarıyla hiç uğraşmadım. Aslında boyut konusunda da bir kayıt olmuş oldu. Evet, çok ilginç gerçekten. Şimdi bir de bu Zoom'da fotoğraf çekme hikayesi başladı ya.
sürekli Zoom'dan ekran görüntüsü alınıp onlar sosyal medyaya aktarılıp. Evet, ben de onu da hatırladım. Onu da öncelemişsin. Yani kendi kendime rezidansiler yapıyorum böyle. en güzeli. Böyle işte. Bu da müthiş bir şey. Devam edelim. Müthiş bir şey. Yani o arada mevsimler değişiyor belki. Çocuk tabii büyüyor. Ya. Yani biraz bir şey vardı. Biraz hepsini koyamadım. Biraz hazırladım. Ama ağladığım var, doğum gününü kutladık. Yani böyle bütün hayatla ilgili aslında bir şekilde de hayatın özeti gibi. Mesela kızım doğum günü oldu, ben ağladım. İşte o arada New York'ta çek almışım. İlk hayatımda ilk defa bir çekim oldu, onu gösteriyorum. Gazete elimde. Yani farklı farklı anlarla ilgili aslında bir taraftan da İyi bir dokümanter oldu. Bakın burada ağlarken ben. Çekmişler o arada. Ne kadar süreyi kapsıyor bu Özgür? 4 ay. Ciddi bir süre. Ciddi bir süre, evet. Evet. Maruza geldik. Maruzdu. Maruzu şunun için koydum. Maruz benim sosyal, yani kamusal alanda yaptığım bir çalışma. Maruzu şu yön için dedim. Biz dijital ortamda aslında kamusal alanda bir şey ürettiğimiz zaman da sosyal medyada bir şey yapmak arasında bence dijital alanda aynı şey. Yani public bir yerden bahsediyoruz. İkisi de public bir alan. Katılıyorum. Ve bunları maruzu yaparken aynı zamanda Biennial'in çünkü burayı görmeden geçip gitmesinden dolayı ben onu engellemek için bu enstalasyonu yaptım. Ve bu yüzden de çok ciddi çalışmaya karar verdim. Sosyal medyasına da ilk defa işlerime hashtag koydum. Ve maruz daha ilk başta yapılırken çünkü Biennial'in sponsorları vardı. Basın sponsorları vardı. Benim basın sponsorum yoktu. O yüzden de benim onlar bunun daha fazla görünmesi lazım ki de yani buradaki kurbağalı dere ile ilgili meselenin görünür olması gerekiyordu. Birinci hedefim buydu. O yüzden de maruz, exposure ve maruz kal hashtagleri kullanıldı. Bu hashtagleri bu arada buraya gelenler de böylece o hashtagler sayesinde ya bu nedir, buraya kim koydu bunu da yakalayabildiler. O açıdan ya, iyi oldu. Bu, şu anda baktığımız köprünün üzerine asılı iki tane iki kanat perde. Perde var değil mi? Perde onlar. Evet. 8-16 metre. 16 metre tamamen suyla sıfır boyutta perde var. Altında güpür var, çiçek motiflerinden oluşmuş güpürler var. O güpürler bu arada rüzgarda vesairede de çok güzel böyle dans edip hareket edebilen bir şeyi vardı. Böylece orada oturup bayağı kişi izliyordu ve kurbağalı dere çok kirli vaziyetteydi. Bu da mesela şimdi sosyal medyada. Ki bunu için koydum. Dijital mecrada ya da sosyal medyada bir şey yaptığınızda ya da kamusal alanda bir şey yaptığınızdaki etkileşimlerle ilgili bunu koydum. Çünkü bu da önemli bir bölümü bence. Kamusal alanda ya da işte public dediğimiz bütün kamusal alan ve dijital alanda aynı şekilde bir şey yaptığınızda açık olmanız gerekiyor. Ben hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gerektiğini düşünüyordum ve prensip olarak ne olursa olsun, ne yazılırsa yazılsın hiçbir şekilde olumlu ya da olumsuz tepki vermeyeceğime karar verdim ve hiçbir şekilde kişisel almayacağım dedim. Çünkü bir köprüye perde asıyorsunuz öyle. Çok anlaşılabilir bir şey olmayabilir diye hazırlığımı yaptım. Bir kitle de bu da sanat mı? Arkadaş diyebilir ya da tabii, işte kızım yani hani, tertemiz evet. Bembeyaz perdeyi yazık değil mi diyebilir diye o yüzden sadece bazı bölümlerde like yaptım, Twitter'da da sadece retweet yaptım. Sanat kokan bir çalışma olmuş, çok hoş ama. Evet, o yüzden hiç müdahale etmedim ve bunu da bunları da belgeledim tabii ki çünkü bence çok kıymetliler.
Kesinlikle. Onun dışında burada da işte şeyler var. Yazıyorlar ve aralarında konuşuyorlar mesela. Biri diyor ki Bensky yapmış diyor galiba bunu diyorlar diyor. Öbürü de diyor ki işte şey yok canım diyor işte bir şey diyor Türk işte sanatçısı soru diyor da aslında şey diyor işte Kadıköy'de bir kadın yapmış falan diyor falan gibi böyle tatlı şeyler var. Peki süreç içinde perdelere müdahale eden birileri oldu mu? Vandalizme uğradılar mı? Ya da bunlara belediye yeni bir topladı. Bunlara yeni bir fonksiyon kazandıran insanlar da olabiliyor çünkü. Öyle tabii. Şeyler de oluyor kamusal sanatta. Hani sen bir şey bırakıyorsun oraya, o bambaşka bir şeye dönüşüyor sana geri alana kadar. Mesela ama olamadı herhalde. Biz anime zindanlarında sergi yapmıştık. Ben oraya girip çıkan bağımsız, çünkü orası bir hapishaneydi ve benim kullandığım alan oradaki hücreler, karı şeylerden biriydi. O yüzden de alt katındaydı. Mimari olarak baktığımda alt katında hücreler vardı. Ben de o yüzden her gelenin aslında parmak izlerini aldım ve işte hani mahkumların ilk görevi kaçmaktır hukukun. Onun için ve açtık. Bir iki saat sonra benim işlerim o kadar el gitmişti. Yani çocuklar hepsi aldılar. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü kamusal alanda bence bu kadar rahat olmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani artık o eserin kendi içinde bir hayatı olmaya başlıyor. Senden bağımsız zaten. Tabii yani o zaman ya çünkü temas kuruyorsanız biraz böyle onları o kadar kutsamamak lazım. Mesela bunlar da bir tepki. Gördünüz değil mi? Hiç şaşırtmadı ama. Bunları da biraz gülelim diye koydum. Aşağıda bir kıymalı börek var, evet, değil mi? Sanat evet, budur diye. Sanat budur. Bu mudur? Bilmiyorum. mesela bu da bir yaklaşım. Yani, ama işte yani Berel adamın ya, asalakta anlayan biri için de böyle. Bu arada harika ama yani şu iki görüşün yan yana olması mükemmel. Bu arada bundan çok var. Ben böyle birkaç tane hani seçtim. Ay, kıymalı böreği gördük. Evet. bu şekilde sergiledim. İsimleri kapalıydı. Estetik Müdahale sergisinde 2016'da Operation Room'daydı. Oraya da bir operasyon görsün diye gittik. Yani bak işte yine burada seçtiğiniz mekanla bir bağ kurarak sergi yapıyorsunuz. Ya da ben hatta bu sergi için bilhassa o mekanı çok istedim. Adıyla hastane olması, hastanenin alanı olmasından dolayı o sterilizasyon. Çünkü bir yandan da bu kadar sterilleştirme de bizi bu kadar kirliliğe götürdü. Birbirini besleyen bir şey. Kesinlikle. Bir operasyon görmesi için de. Burada isimlerini sosyal medyadan tüm isimler kapalı. Şimdi size açık bıraktım ama normalde çok isimlerin hepsi kapalıydı. Ve burada bütün sosyal medyadaki etkileşimin de görünebileceği bir şekilde bir duvara tamamen bunları ayırmıştım. Ben bu sergiyi hatırlıyorum. Bu da kitabı. Estetik Müdahale'nin kitabıydı. Bir kitap çıkarttı. Bu kağıt da mesela kirlenebilir. İstediğiniz gibi dokunduğunuzda kirlenebilir bir yüzey kağıttan kullandık. Böylece istedikleri gibi ve kirletip ya da istiyorlarsa temiz bırakabilirler. Bitti mi? Ha. Again and again. Evet, bu benim İstanbul'da bütün bu LGBT'nin diğer yürüyüşlerin yasaklandığı dönem başladı. Ve İstanbul'dan ayrılana kadar da devam ettiğim yaklaşık 30 gün civarı yaptığım bir performans. Ve her gün eve girip, evden çıkarken ve eve girerken public'te bir alan. Aynı zamanda da hani neresi public, neresi özel? Çünkü o yandan da şey bir alandı. Aslında ben bir şey... duvar public alanda ama şeydi. O yüzden orada yaptım. Ve bunu ben sadece mesela bir galeride sergilemedim. Onun için koydum buraya. Online
de sergilemedim. Sadece ben bunları girip çıkarken sürekli çektim. Ve kayıtlarını aldım sadece. Yani çoğunlukla şu anda bir başkası tarafından kaydediyorum ama ondan sonrakilerde hep hem kendim telefonumla kaydettim hem de çektim. Çünkü gece mesela geliyorum. Gece kendim çekiyorum çizgiyi. Her günü aslında bir şekilde oraya bir not bıraktım. Çünkü o kadar travmatik bir durumdaydık ki böyle o psikolojik olarak çok şeydi. Bu da mesela dijital ortamda sadece sergilediğim bir şey oldu. Ve hiçbir galeriyle henüz bir sergilenme alanı olmadı. Ne oldu? Dijital alan aslında onun bir yandan da sergilenmiş olmasını sağlamış oldu. Bu bir hani başında konuştuğumuz yere gelmiş oluyor. Hiçbir rahatlıkla özgürce üretip daha sonra da bunu sergileme imkanı buluyorsunuz. Bunun için bir mekanın ya da bir galerinin size imkan sağlamasını beklemenize gerek kalmayabiliyor. Ve böylece aslında bir yürüyüş, o yürüyüş yapamayanlar adına bir yürüyüş ve bir iz bırakma. Evet, her gün aslında hem de hayatta, her hayatta olup gelip gittiğinde kayıt alıyorsunuz. Ve o sonunda burası çizgiydi. Bir yandan da bir duvar resminin aslında gün be gün, hani bir gün de oturup oraya zanaatıyla değil de kendi belgesini, kendisi bir yandan da kendi biçimini oluşturdu. Eylemin kendisi, resmin kendisini de oluşturdu. Çevreden müdahale ya da tepki oldu mu? Ya da ne yaptığını soran oldu mu? Bunu merak ediyorum çok çünkü... Oldu. Yönetici beni dava edecekti. Delirdi. Bu sanat mı diye. Ya benim de öyle birkaç deneyimim oldu da özellikle performans sanatçılarıyla çalışırken sevgili Şafak Çatalbaş'la iki tane projede çalıştık. Onların çekimi sırasında inanılmaz şeyler yaşandı. Yani en son hele bu Intergalaktik sergisinde gösterdiğimiz işin çekimini de beraber yaptık bir ekiple. Sabah 5'te Maltepe sahiline gidip orada yaptık ama şafağın üzerinde blue screen var. Yani baştan ayağa bir mavi tulum giymiş durumda, yüzü gözükmüyor. Ve orada koşuyor sürekli. Ve o çevrede bisiklete binen, yürüyüşe gelen insanların tepkileri, soruları, o başlı başına bir iş, bir süreç zaten yani. Çok çok ilginç. Şeydi yani, bir de kızı vardı avukat. Hani ben hatta şey dedim, o da yani yapamazsın. Ben de yani Türkiye'de hani şey, grafiti ya da fabrikte performans yapmak yasak değil dedim. O da bu bir sanat mı dedi. Ben de niyetim o dedim. Öyle sonra şeydi. Yani epey bir sürede kaldı. Sonra boyatmış. Herhalde birkaç yıl, 2 yıl mı falan kaldı. Ara da arkadaşlarımdan şey alıyordum. Görüntü alıyordum. Geçtik oradan diye. Sonra bitti. Gördüğünüz gibi zaten aslında kullanılan ve ara ara bir şeyler yazılan, yapıştırılan biri vardı zaten. Çünkü hapishane duvarı gibi yani bu duvar bir yandan da. Bir apartman, hiç doğru düz pencere yok falan. Bütün o sokağa çok ciddi, böyle beni çok rahatsız eden bir binaydı o. Yani çok ağır, böyle devletin ördüğü duvar gibi böyle. Sonuna kadar gidiyor ve görmüyorsunuz hiçbir yeri. Sadece orada böyle bir kurallar silsilesi. Bence şu da ilginç. Bu işin hani aralarında bazı grafitiler gördük. Oraya sen o işi yaptıktan sonra bir müdahale olmasını bekledim. Yapmadılar. Normalde yapardı. Yani apartman yöneticisinin müdahale edip de sokak sanatçılarının bunun üzerine bir şey koyup bir şey yapmamalarına şaşırdım. Yani orada sana aslında belki bir sessizce çekilip sana bakma hali içindeydiler. O da olabilir. Hani bizim yaptığımızdan farklı bir şey oluyor burada. Bir bakalım nereye varacak diye durup bakmış da olabilirler. O da ilginç bence. Evet, mesela bunda maruzdaki gibi bir hashtagle beraber belki ilk başta bunu haberdar ederek devam etseydim, belki maruzdaki gibi tepkileri
daha belgeleyebilir ve biliyor olabilirdim şu anda. O kadar bilmiyorum mesela. İkisinin arasındaki farkı biraz görelim diye de koydum. İkisinde yöntem farklılığı var paylaşımla ilgili dijitalde. Ve ikisi de bize bambaşka bir sonuç çıkartıyor önümüze. O etkileşim, mesela bunda ben etkileşimi sadece birebir gördüğüm ya da izleyen arkadaşlarımdan biliyorum. Ya da işte kendi sayfamda paylaştığımda onda da pek yorum yapan olmadı. Kamusal alanda insanlar daha rahat yazabiliyor. Evet, yani. Çok ilginç. Sizin sosyal... sayfanıza yazamıyorlar da böyle daha başka bir yerde olduğu zaman daha rahat yazıyorlar. Şey gibi herhalde yüzünüze söyleyememek gibi bir şey midir bilmiyorum. Olabilir. Ondan herhalde. Sosyal medyada bence daha rahat sataşılıyor insanlara. Yani yüz yüze dediğin gibi tanısa da tanımasa da hiç fark etmez. Bir konuda rahatsızlığını belirtmek işte ya da birine olduğu bir şey için hakaret etmek çok daha kolay online'da. Arada bu var çünkü seni görmüyor. Hala orada yazılan şeyler hakarete girer mi girmez mi? İşte nereye kadar hak ihlalidir, nereye kadar değildir? Bunları daha yeni yeni çözmeye başladık zaten. Evet, yani ben açıkçası çok mutlu oluyorum görmekten. Yani ne kadar hakaret de içerse çok problem etmiyorum. Çünkü hani çok benim hoşlandığım bir üslup olmasa da tercih de asla etmediğim bir şey. Ama açıkçası hiçbir şey söylenmeden böyle bir var ya biz camiada böyle sessiz, derin bir sessizliktense böyle bir şeyler söylenilmesi beni daha çok mutlu ediyor. Çünkü ben deniyorum. Evet. Ben deniyorum ve bunların her birinden çok şey öğreniyorum. Bir yandan da öğrenmeye devam ediyorum. Aslında sanatçı olmak biraz böyle bir şey. Kesinlikle. Sadece öğreniyorsunuz, sürekli öğreniyorsunuz. Öğrencilik devam ediyor. O yüzden de oradan alacağım aslında her geri bildirim beni besliyor. Ya da benim farkında olmadığım bir şeyi fark ediyorum. O da geliştiriyor. Biz birbirimiz arasında yapıyoruz, sanatçılar arasında. Bazı sanatçı arkadaşlarım var, onlarla birbirimize gösteririz aslında, konuşuruz. Okuma grupları da çok faydalı bence. Evet, onlardan da var. O paylaşımlar da bence çok zihin açıcı oluyor. Bir de ben hep o sanatçıların birbirine geri bildirim vermesi konusu açılınca Art Center'ı anmadan geçemiyorum. Borusan Art Center 2007-2013 yılları arasında ben de o dönem orada yöneticiydim. Mesela orada sanatçılar en çok bir arada olmaktan ve birbirlerine fikir danışmaktan faydalandıklarını söylüyorlardı. Aynı çatı altında olabilmek. İşte o zaman sosyal medyada bu kadar yoğun kullanılmıyor. Yani var, var ama bu kadar her yerde değil, her dakika bakılmıyor. Smartphone'lar bu kadar yaygın değil filan. Ve orada yan odasındaki sanatçıya ya bir gelsene diyordu mesela. Ya şurada şöyle bir şey yaptım ama... Bir şey var diyor. Orada bir konuşma esnasında ah tamam buldum diyor, devam ediyor. Ya da söylemek istediğim şeyi sence söylüyor mu bu? Sen baktığında ne görüyorsun? Ya bunlar o kadar değerli ki. Tabii. Hakikaten insan bazen kendiyle çok kalınca, kendi işiyle de çok özdeşleştiği için dışarıdan bir gözle bakamaz hale gelebiliyor. Körleşebiliyoruz kendi yaptığımız işe karşı. Biraz da dallanıp budaklanmasından da kaynaklanıyor. Şimdi ben kendi çalışmamı söyleyeyim. Evet, sezgilerime çok önem veriyorum üretimlerimde ama sonuçta bir şeyi mesele ediniyorsunuz ve başlıyorsunuz onunla ilgili okumaya, araştırmaya, görsel ya da teorik olarak. Sonra bu geliştikçe dallanıp budaklanıyor. Bir bakıyorsunuz bambaşka yerlere kaymaya başlamışsınız. Sonra toparlamanız gerekiyor. Bir dakika, benim asıl değinmek istediğim bölüm neresiydi? Bu çok geniş bir kavram oldu. Sonra onu daraltıyorsunuz. O arada da kavram, işlemek istediğiniz kavramla biçiminiz uyuşmayabiliyor. Ya da biçim uyuşuyor ve bir eksiklik var ya da bir yerde yanlış okuma var. Onu fark ediyorum mesela. Diyorum ki ya burada izleyici başka bir şey düşünebilir dediğim yerlerin her birini kapamam gerekiyor ki o olasılıklar, çünkü ben izleyiciye direkt bunu anlatırdan hoşlanmıyorum. Yani çok fazla kendilerince bulabilir olsunlar ve okuma alanı geniş olsun isterim. Hani çok böyle sadece bu budurdan hoşlanmıyorum.
Öyle olunca biz biraz da tabii şey de ne kadar kavramsal bir iş yapıyor olsak da sonuçta biçimle anlatıyoruz derdimizi ve o biçimin çok düzgün olması, doğru olması gerekiyor. Bahsettiğim sadece estetikten bahsetmiyorum. Süsleme olabiliyor, onları kaldırmak gerekiyor falan. O zaman ya da tıkanıyorsunuz böyle gözünüzün önünde aslında onun biçimi ama ya da biçim çıkmış içerikte bir yerde bir şey var. Sonra bir arkadaşınız geliyor ve diyor ki bir okuma yapıyor böyle ve kalıyorsunuz. Aa yok ben öyle bir şey demek istemedim diyorsunuz belki. Bir şey çıkartıyorsunuz ya da diyor ki çok yüklemişsin. Hani diyoruz yani birbirimize yüklemişsin ya da bunun sergileme biçimi mesela mesela dijitalde bu çok zor da biz kişisel sergi yaptığımızda mekanın ya da küratöryel olarak yaptığında bir mekanın bir küçük bir maketi gibi ya da çizim olarak bir şey yapılır ve o alana nereye gelecek bunu şey yapıyoruz. Bunu mesela sanatçıyla ya da sanatçı bir arkadaşınla ya da sergideki sanatçı arkadaşınla konuşmak açıkçası bana çok iyi geliyor. Hem ben yaptım olduğunun ötesinde olmuş oluyor hem de geliştirici bir şey, müthiş bir zenginlik bu. Yine bu mesela genç sanatçıları da bence çok iyi bir örnek oluyor. Burada da mesela bazen genç arkadaşlardan isim vermeden söyleyeyim. İşte şey diyor mesela tıkandım diyor çok fazla üstünde baskı var. Diyorum ki yani normal bazen tıkanırsın, bazen yapamazsın. Bazen bir süre beklemen gerekir. Bazen öyle bir takılırsın ki ve sorarsın, arkadaşından bilgi alırsın. O sana hatta bazen keşke seni anlatan bir arkadaşın olsa ne yapıyorsun sen dışarıdan bir gözle. Evet. Çok iyi oluyor hakikaten. Bir de çok güzel bağlandı. Az önce küratör olarak da dedin. Ben sana son olarak küratör olarak dijitalleşmeyi nasıl yaşıyorsun? Veya bugüne kadarki küratöryel çalışmalarında dijitali nasıl kullandın? Biraz onu da konuşmak isterim. Ya benim küratörlüğüm aslında daha çok böyle biraz sanatçı geleneği gibi ya da bir proje ya da şöyle diyeyim müzisyenlerin yaptığı vardır ya biri bir projeyi kendisi yazar sonra besteler ondan sonra da arkadaşlarına der ki hadi gelin bir orkestra kuralım ve birlikte çalalım. Benim durumum biraz öyle yani gerçekten küratörlüğü hani meslek olarak yapan arkadaşlarımınkinden çok farklı. O yüzden ben bir proje kafamda belirdiği zaman yaklaşık olarak aslında sanatçılarla da beliriyor. Ve ben o projeye ona göre şey yapıyorum. Ve genelde de zaten yaptığım sergilerde koca bir arkadaşlarımla çalıştım. Yani ekiple çalıştım. O yüzden tek de değildim. O yüzden dijital ortamda da bu aynı. Hatta dijital ortamda bence küratörsüz de gayet olur. Hatta küratörlü de olur. Ne olur? Yani küratörlü olmasının şöyle bir avantajı oluyor. Bir, organizasyon ve diğer hani iş bölüm açısından çok iyi oluyor kesinlikle. Yani ben kendim de küratöryel bölümüyle ilgilenmektense, hani ilgileniyorum ama açıkçası küratörle çalışmayı daha çok seviyorum. Çünkü ben sadece işime odaklanmak istiyorum. Çünkü yani oradaki organizasyon, bağlantılar, işte kurumla bağlantıları, metinler, hatta bence hepsi birçoğu küratörümüz benden kat be kat daha fazla iyi yazıyorlar. Yani metinleri. Ben sadece kendi metinlerimi iyi yazıyorum, o kadar. Sergileri de biraz kendi yaptığım sergileri de küratöryel bölümünü üstleniyorum. Çünkü üstlendim. Çünkü bunu birinin yapması gerekiyordu. O biri yoktu ve ben zaten projelendirmiştim. O yüzden ben yaptım. Bundan sonra da hani böyle bir şey olduğu zaman yine öyle olacak. Hani şimdi böyle çok teklif geliyor bana işte bu sergiyi sen create et diye. Ben de hep söylüyorum diyorum ki mesela anlatıyor diyorum ki o zaman hani yani ben burada şimdi sanatçı olarak bu sergi benim yapmamam lazım. Bir küratörle yapmam lazım. Biraz projeye de çok bağlı bir şey. Tabii muhakkak onun iç dinamikleri yani benim sanatçılığımın karışmaması lazım. Evet. Ya da ben de içinde olmalıyım sanatçı olarak. Hem küratöryel bölümünü üstleneyim. Okey. Hani orada yapılacak olan bölümle ilgili. Onun böylece arkadaşının içinde hani diyorum. Hatta şey dedim yani son zamanlarda şunu söylemeye başladım. Son bir teklif geldiğinde dedim ki
Hatta biz bu tanımları bıraksak da kolektif birlikte hep üretsek. Evet, bu hani, işte... kimin ne olduğunu önemli olmaz zaten. Onun sözü söyleriz. İşte bu sanatçı arkadaşımız bunu yaptı, ben bunu yaptım filan. Yani birlikte zaten birlikte ürettik. Aslında biz belki de o yıllarda kolektif tanımının bu kadar farkında olup biliyor olsaydık belki de... öyle de demezdiniz. Demezdik evet. Belki de, evet. Yani çünkü hepimiz bir iş bölümüyle yapmaya çalışıyoruz. Biz sergi olması gerek ya da bir iş yapılması gerekiyor. Diyorsun ki bunu yapıyoruz. Mesela işte çocuklar için çağdaş sanatta ben o projeyi yazdım ve sanatçıların olması gerekiyordu. Sanatçılar da zaten kafamda belliydi. Onu da neden seçtiğimle ilgili de zaten belirledim. Hani sanatçı arkadaşlarımı da beni çağırdın, onu çağırmadın gibi bir şey de olmasın diye. İşler de belliydi zaten. Doğal olarak birlikte çalıştık arkadaşlarımızla. Ben de sanatçı olarak içindeydim zaten. Hani ben sadece orada evet sanatçı artist fiilleriyle ilgilendim. Sanatçı olduğum için daha sık ilgilendim. Onları almaları için elimden geleni yaptım. Yani zaten o zamanki çalıştığımız üst kurumda zaten bu konuda bütün prensipleri işte 2010'un içerisinde bir şeydi. Taşınabilir miydi? Beral Madra ve ekibi zaten bunları hep ayarlamışlardı. Sadece iş evrak işiydi ve bir yandan da ben o zaman zaten bir kursum vardı. Yani vergi mükellefiydim. Faturalandırma gibi şeyler için çok daha kolay oldu. Metinlerini ve işte bütün organizasyon ağını düzgün bir şekilde hallediyorsunuz aslında. O yüzden diyorum hani küratörlük diye bir şey müze bölümünden değil de günümüzdeki küratörlükten bakacak olursak Türkiye'de ya da diğer bölümlerde olmadığı zamanlarda sanatçılar bir araya gelip sergilerini yaparlardı. Evet, küratörlüğün tanımı da zaten çok çeşitli. Farklı yapıların değişti. İçinde farklı iş tanımları var. Kimisi evet idari işte yapıyor. Kimisi sadece akademik yaklaşıyor. Bir kuruma bağlı çalışıp çalışmamak bunları çoğu zaman belirleyici oluyor. Hala aslında şu anda inşa sürecinde olan bir akademisyenlerin meslek. Zaten galiba bir zorunluluğu var. Belli bir sayıda sergi yapmak zorunlulukları var. O yüzden de biraz. Benim öyle bir zorunluluğum yok da. Yani öyle bir şey de var. O yüzden onları da ayrı tutuyorum. Meslek olarak genelde yapanları söylemek istiyorum. Belki benim yaptığım şey akademisyenlerin yaptığına daha yakın olabilir küratörlük bakımından. Son olarak ben dinleyicilerimize, izleyicilerimize dönmek istiyorum. Bize sormak istediğiniz sorular var mıdır? Kapatmadan önce sizlere de sözü vermek isteriz. Vallahi Özgülcüm çok güzel derleyip toplamışsın. Bazı işlerini tekrar görmek çok çok hoşuma gitti. Eskiye ben döndüm. Bir iki görmediğim işin vardı. Ondan sonra vay be dedim. Ondan sonra eline sağlık. Daha orada yaptığın işleri de bilmiyorum. Ben biraz başını kaçırdım. Yani geçmişten günümüze mi geldin? Evet. İşlerini değil de sadece dijital üzerinden anladım. Aslında dijitali nasıl tanımladık şimdiye anladım. Kadar nasıl baktım ve benim işlerimde de biraz dijitalle bağlantılı olanlarını seçtim. Evet. Kendi portfolyom değil de. Okey. Zaten kayıt aldık. Gül Hanım başını da izleyebilirsiniz sonradan. Evet. YouTube'da herhalde. Yayınlanın. YouTube'a yüklenecek. Evet. Öyle. Çok güzel oluyor. Harikasınız. Sağ ol Gül. Çok teşekkür ediyoruz öyleyse. Değerli zamanınızı bizimle paylaştığınız için. Özgülcüğüm bir araya girebilir miyim? Tabii buyurun. De. Lütfen. Tabii. Özgül merhaba. Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın Dilek'ciğim? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Şimdi Özgül'le bizim tanışmamız galiba 2015 yılı Maruz işiyle birlikte oldu. Onu hatırlıyorum ben. Senden güzel bir like alınca çok mutlu olmuştum. Sosyal medyada ben onu yayınlamıştım. Öyle mi? Ondan sonra, evet. Biraz önce sen onu söylerken gülümsedim. Dedim Özgül tepkisiz kalmadı. Küçük bir like'la. Ondan sonra da işin
bütün sürecini galiba takip ettiğimi hatırlıyorum ve en son galiba belediye toplamıştı ama bayağı bir kirlendikten sonra toplamıştı. Evet, evet. Evet. Ve hani iş sanırım kendi esas o organizmasındaki varacağı sonuca ulaştı diye düşünmekteyim. Evet. Kesinlikle ondan öyle. Sonra da hep izliyorum. Çok teşekkürler. Çok keyifliydi aslında o dijital ilk baştakileri bilmiyordum ben. Onlar benim için özellikle online senin eşinin ve kızının 4 yaşındaykenki iletişimi çok hoşuma gitti. O fotoğraflar üzerinden böyle günlük gibi müthiş bir akış izledim. Küçük bir sorum olacak. Tabii. Günlük tutmayı, iz bırakmayı ve bu izlerin üzerinden de açıkçası kamusal alandaki işinin vardığı noktayı izlemeyi seviyorsun. Evet, süreci bayağı önemli. Çok seviyorsun. Çok önemli. Onu fark ettim ben bütün evet. işlerinde. Peki bu süreçte acaba hem kendiliğinle hem o kapanmadaki hani yine eşin, kızın yanında onlarla olan iletişimin, dışarıda en azından balkondan bakarkenki iletişimin, bununla ilgili olarak süreci böyle bir günceye ya da bir işe dönüştürdün mü? Kafanda bir proje oluştu mu? Ya da atölyede ne yaptın bu süreçte? Hani kendinle ilgili ya da etrafındakilerle iletişiminin dışında sanatsal bağlamda seni nereye götürdü ya da götürmeyi çalıştı mı? Sen hani bir şeyler yapayım ama hani kapalıyız, karantinadayız bir şekilde hani evet dijital ortamla dışa açılıyoruz ama hani bedenen dışarıda olmayınca da insan soyutlanmış oluyor bir açıdan. Hı hı. O kapalı durumda. Hani yapamadım ya da yaptım diyebiliyor musun? Ne yaptın ya da? Şimdi ben hani başında söylediğim gibi bir projelendirdiğim situasyonist etkileşimli yaptığım o ekt olarak, edim olarak yürümek dediğim projeme aslında ufak ufak başlamıştım. Bu yasakla beraber hani dışarıda yürüyüp o psikojeografik bir ilişki bağı gibi bir şey oluşturmadım. Zaten aslında biraz o yönden situasyonistlerden farklıydı. Benim burada böyle bir psikojeografik bir bağım yok Londra'da. Doğru. O yüzden benim için aslında bir göçmen olarak nasıl olacaktı böyle bir bağ kurulur mu diyeydi. O yüzden de ben şimdi şey diyeyim, Londra'da Kingston'dayız ya, yani Mybridge'in memleketi diyelim. Oradayım ve doğal olarak burada iki nehir var ve onları gezdim. Ofelia'nın tablosunun yapıldığı nehrin o bölgeye gittim. Onun dışında burada çok ciddi, geniş, güzel, büyük parklar var. O alanlarda fotoğraf çekiyorum. Bunları da aslında sosyal medyadan paylaşıyorum. Evet, şimdi izliyorum ben. Performans olarak saçımı bir kestim. Onu iş olarak yaptım. Ve o projenin, aslında onların hepsi o projenin devamı. Çünkü ben bundaki hedefim bir yıl boyunca bunu yapmak, o sürüklenmeyi yaşamak. Bilmediğim bir şehirde. Ve bu arada da hani mesela şeyler olacak. Şimdi atölyemi taşımak için İstanbul, oradan İzmir'e geçeceğim. Ve İzmir'deki atölyemdeki işlerimi ne yapacağım bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Aslında süper bir sürüklenme zamanı oldu benim için. Bu zamanın da böyle bir şeyi de yaşıyor olmamız problemlerle beraber. Bu da benim belirlemediğim bir şekilde yine sürüklenmeme sebep oldu. Ve bu sürüklenme anında aslında hiç planlamıyorum. Ben sadece böyle bir şey, dalından kopmuş bir yaprak gibi o anda karar veriyorum. Yani plan yok. Situasyonistlerin yaptığı gibi. Planım yok. Projelendirmiyorum. Projemin sadece yazdım. İngilizce bütün metinle her şeyini, kararlarımı verdim. Buradaki esasım da zaten başlangıç olarak sınırlardı. Şu an zaten sınırlarla beraber. Yani şeyi söylemiştim. Sınırları yoklayacağım. Kentin içinde ya da psikolojik olarak veya benim beden olarak veya zihinsel olarak sınırlarımla. Ve bir yandan da bu post-fordizm yüzünden sokaktaki kamusal alanda artık olan nesnelerle bir şey yapabilir miyim? Onlarla enstalasyon yapmak belki. Ama bu şey değil aslında, site-specific aslında enstalasyonlardan bahsediyorum. Hani olursa olur, yoksa hepsinden sürekli yapacağım diye bir şey yok.
bu kolaj geleneğiyle aynı şey aslında. Onunla karşılaşıyor olmanın bir anlam yükleyip orada onlar benimle ilgili bu sürüklenmede karşılaştığımızda bir benim için bir o anda kavramsal olarak bağlamla bir bağ kurarsa belki küçük bir müdahaleyle, belki yanımda ekleyeceğim bir şeyle ya da bir boyayla ya da benim emeğimle ekleyeceğim bir şeyle onu yapmak, yürümek. Performanslarım var. Onları yapacağım, performans yapacağım. Mesela sınırlardan bahsederken. Onun dışında sokakta yapacağım performanslar var. Onlar için de şeyi bekliyorum biraz. Hani insanların da yavaş yavaş çıkmasını hı-hı istiyorum. Çünkü onlarla karşılaşmak iyi. Şu anda onlar yokken yapabileceğim performansı. Mesela şeyi deniyorum. Hiçbir şey olmadan, hani kameraman bile olmadan kendi başıma bir eylemin kendisini gerçekleştirmek. İzleyici de yok. Mesela bir tane döndüğüm bir işimi koydum oraya. Performansımı koydum. Bunların hepsi deneme tabii. Hani başyapıt niteliğinde öğrettiğim şeyler değil. Bunların hepsi toplamı bir şey olacak belki. Onlardan da seçki yapacağım. Yani şu anda atölye çalışması gibi bunları düşünelim. Onun dışında böyle insanın az olduğu, doğanın çok fazla geniş yer kapladığı fotoğraflar çekmeye çalışıyorum. Biraz hakkını galiba doğanın vermemiz de lazım. Onları çekiyorum. Desen yapıyorum. Desenlerim var. Burada çünkü çok şey yapıyorum. Onları biraz bazen eskizliğine alıyorum. Küçük videolar çekiyorum. Ve biraz o kendi videolarımdan kolaj düşünüyorum. Yaptıklarım şimdilik bunlar. Yani bir yandan tabii İngilizcemi geliştiriyorum akademik olarak. Ve buradaki kuralları biraz öğrenmeye çalışıyorum, araştırıyorum. Çünkü şey konusunda, kamusal sanat konusunda bayağı katı hı-hı kuralları var. Evet, evet. Yani işte bir yıl sonra biraz daha ben açıkçası daha burada daha rahat olabileceğim. O zaman biraz daha zorlayacağım. İki yıl oldu mu Özgür Londra'da? Dört yıl oldu. Aman Allah'ım, aman Tanrım. Zaman akıyor. Bilmiyorum. 4 yıl olacak. 5 yıl sonunda biraz daha açıkçası burada yerleşik düzene geçebileceğim. Hı hı. O zaman açıkçası biraz daha buradaki konsüllere başvuracağım. Şu anda aslında burada dersimi çalışıyorum. Burada hı hı bir sanatçı olarak ne yapıyor? Yerel sanatçılarla tanışıyorum. Hı hı. Onlardan biraz onları anlamaya çalışıyorum. Çünkü burada kübist hala kübik heykeller yapan bir sanatçı evet da gayet yer bulabiliyor. Evet. Hani bizdeki gibi evet değil. Onları anlamaya çalışıyorum. Nasıl hı-hı yürüyor. Biraz hı-hı kendim gibi üreten arkadaşları bulmaya çalışıyorum. Hı-hı. Ben Manchester'da bir grupla tanışmıştım. Bir 45 gün British Museum'da bir müze küratörlüğü üzerine bir eğitim almıştım ya ben. Hı-hı. 10 günde Manchester'da evet kalmıştım. Sordum artık hani böyle çağdaş sanat çalışan sanatçılar varsa tanışmak istiyorum, hani görmek istiyorum diye. O zaman bayağı bir Manchester'ın dışında hatta Richard Shields, onun ve arkadaşlarının kurduğu daha doğrusu bir inisiyatif, kocaman bir fabrika gibi bir yer kiralamışlar. Herkesin küçük minik atölyesi hı-hı var. Manchester'ın dışında var. Evet. Böyle bir çağdaş sanat çalışanları görünce şaşırmıştım. Fakat izleyici potansiyelinin çok fazla olmadığını, yine işte merkeze bağlı olarak, Londra'ya bağlı olarak işler üretmeye ve orada sergileme alanları araştırdıklarına dair de böyle küçük bilgiler vermişlerdi. Hala daha da izliyorum. Onlar da kamusal alanda küçük çekimler, işte videolar, performanslar yaparak ve bunları tekrardan dönüp kendi atölyelerini, hatta atölyelerini sergi alanına çevirmişler. Çünkü evet işlerini sergileyecek alanlar da çok azmış. Manchester'da ve Londra'da dahil olmak üzere demişlerdi. Atölyelerinde her ay düzenli olarak küçük minik sergiler düzenleyip işte buralara izleyiciler çağırmayı uygun görüyoruz demişti Richard. O yüzden biraz zor tabii ki. Ama şöyle, ben ilk buradaki sergilerim şöyle oldu. Bir arkadaşım atölyesinde film gösterimleri yapacakmış. Benim bir videomu istedi. Foam, sabun köpüğü videomu. Hani halı yıkadım. Onu istedi. Ben o günde bir küratör arkadaşım gelmişti. Onunla buluştum. Biraz geç gidebildim oraya. Ve gittiğimde şey böyle...
çok fazla kişi vardı. Çok beğenmişler. Ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Alkışlandım falan böyle bir utandım. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım daha önce Türkiye'de. Orada bayağı küratör varmış aslında evet. gruptan ve ben oradan sonra teklifler aldım ve başka sergilere katılabildim. Hani bir yerlere ben bu başvurmadan böylece sonra o sergiden başka bir küratör görüp o sergiye davet etti. Böyle ilerledi. Ama mesela onların içinde şey olanlar da reddettiklerim de oldu. Çünkü biraz şey de var. Yani biz biraz daha böyle metinler, kavramlar bunlarla böyle daha net olmayı seviyoruz. Onlar daha yani herkes koyabilir iş gibi biraz. Evet. Böyle. O zaman böyle bir hani ben de şey sanırım bu bana göre bir şey değil deyip böyle. Ya yani ben de anlamaya çalışıyorum. Hani ne yapılıyor? Biraz farklılıklar var açıkçası. Evet. O yüzden dikkatli olmaya da çalışıyorum. Haklısın. Öğreniyorum. Böyle. Çok teşekkür ediyorum. İpek çok teşekkür ederim sana da. Böylece özgürlüğü böyle karşı karşıya geldik. Evet. Çok hoşuma evet. gitti. Çok aynen. teşekkürler. Ben de çok keyif aldım. Sağ kalın. Sizler de öyle. Özgürcüğüm tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Harika bir sohbet oldu. Devam eden etkinliklerimiz de olacak. Yarın akşam Ozan Türkkan'ı ağırlayacağım. Instagram'da canlı yayın Web Biennale vesilesiyle. Sonra yine farklı etkinlikler devam edecek. Tekrar zamanınız, sabrınız, katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim.